Fanatik Gazetesi YouTube kanalından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Nihat Üzel. Bir Kulüp İki Efsane programından yepyeni bir bölümle karşınızdayım. İzmir ne muhteşem şehir değil mi? İsminde huzurun gizlendiği doğa güzellikleriyle İzmir gerçekten de Türkiye'nin incisi konumunda bulunuyor. Peki ya İzmir'de futbol? O da en az İstanbul kadar rekabetçi bir futbol şehri. Göztepe, Buca, Altınordu, Karşıyaka, Altay bu kulüplerin hepsinin arasındaki rekabet düzeyi en az İstanbul takımlarıyla yarışır halde. Ama işlerinden bir takım kazandığı 14 şampiyonlukla büyük lakabını almış durumda. O takım 1914 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından kurulan Altay. Tarihinde 14 İzmir şampiyonluğu 3 büyükler dışında Türkiye Kupası'nı kaldıran ilk kulüp olma ve UEFA Kupası'na katılan ilk Türk takımı olma başarılarına sahip Altay'ın iki efsanesini sizlerle paylaşacağız. İlk efsanemiz Altay'a 15 seneden aşkın bir süre boyunca hem oyuncu hem de antrenör olarak hizmet etmiş bir efsane olan Tahir Karapınar. 20 Nisan 1967'de İzmir'de dünyaya gelen Tahir Karapınar, orta sahanın ve savunmanın sol bölgesinde oynayan çift yönlü bir oyuncuydu. Futbola 1982'de Trabzonspor'da başlayan Tahir, 87'ye kadar bu kulüpte top koşturmuştur. Ardından 2 sene Muğlaspor'da oynadıktan sonra 1987'de Trabzonspor'a geri dönen ve 2 yıl daha Trabzonspor'da oynayan Tahir Karapınar, yavaş yavaş adını duyurmaya başlamıştır. Sırasıyla Manisaspor ve Göztepe formalarını da kiralık olarak terleten Tahir, 8 Temmuz 1991 senesinde efsane olacağı Altay kulübüne büyük olaylarla transfer olmuştur. Göztepe, oyuncunun transferi konusunda söz hakkının kendisinde olduğunu beyan etse de dönemin Altay Başkanı Tuğrul Koparan ve yönetici Mahmut Özgener'in çalışmaları sonucunda Tahir Karapınar Altay formasını üstüne geçirmiştir. 1991 senesinden 2003 senesine kadar 12 yıl boyunca aralıksız bir şekilde Altay formasını giyen Tahir Karapınar kulübün sembollerinden, bayrak oyuncularından birisi olmuştur. Altay formasıyla 287 maça çıkan ve Altay tarihinin en çok maça çıkan 3 oyuncusundan birisi olan Tahir Karapınar, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asiste imza atmıştır. Kariyeri boyunca oldukça disiplinli bir futbolcu olan Altay'ın kaptanı Tahir Karapınar, kariyerinde yalnızca bir defa kırmızı kart görmüştür. Ankara 19 Mayıs stadında 29 Kasım 1998'de Gençler Birliği ile 1-1'lik beraberlikte sonuçlanan maçta kırmızı kart gören Tahir Karapınar, o maç dışında hiç kırmızı kart görmemiştir. Gelelim Tahir Karapınar'ı efsane yapan o vefa öyküsüne. Tahir Karapınar'ın futbolu bıraktığı sezon olan 2002-2003 sezonu, Altay'da da kötü günlerin başlangıcı olan kara bir sezon. Sezon başında ne bir yönetici, ne bir başkan, ne bir teknik direktör ve hatta ne bir masörün bulunduğu kulüp olan Altay, borçlarından dolayı kapanmanın eşiğine gelmişti. 35 yaşındaki Tahir artık emekliliği düşünüyordu. Ama kulübün bulunduğu bu zor durumda da bırakıp gitmek olmazdı. Bundan dolayı Tahir elini taşın altına koymaya karar verdi. Maaşlarını alamayan çalışanların kulübü terk etmesi, futbolcuların da ayrılması sonucunda Altay kadrosu teknik direktöründen yoksun yalnızca 13 kişi kalmıştı. Tahir ne olursa olsun kendi imkanlarını kullanarak ucuz bir pansiyon ayarlayarak takıma sezon öncesi kamp yaptırmaya karar verdi. Arkadaşlarıyla motivasyon konuşmaları yaparak bütün Altay'ı yüreklendirdi Tahir kaptan. 11-11 maç yapacak bir kadrosu, hatta top toplayıcısı bile yoktu Altay'ın. Ama büyük bir kaptanı vardı. Tahir'in maddi ve manevi önderliğinde Altay o sezon kampı gerçekleştirmeyi başardı. Sezon sonunda tüm mücadelelerine rağmen bir puan farklı küme düştüler. Ama Tahir Karapınar'ın inancı Altay'a yeni bir felsefe ve inanç kazandırdı. Tahir Karapınar 2003 senesinde futbolu bıraksa da jübilesi 2005 senesinde yapılmıştır. 12 yıl boyunca futbolcu olarak her şeyini verdiği Altay'ına antrenör olarak 29 Temmuz 2005'te Beşiktaş'ta oynanan jübile maçında omuzları alınarak veda etmiştir. Futbolu bırakmasının ardından Manisaspor, Türkiye Genç Milli Takımı, Gaziantep ve Altay'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tahir Karapınar, Altay'ın bir efsanesi olarak hatırlanmaktadır. Büyük Altay'ın büyük kaptanıydı o. Kulübün en zor zamanlarında bütün yükünü omuzlarına alarak Altay tarihine efsane olarak adını yazdırmıştır. Ve gelelim ikinci efsanemize. O isim Türk futboluna büyük başarılar kazandıran ilklerin adamı Mustafa Denizli'den başkası değil. 10 Kasım 1949'da İzmir Alaçatı'da dünyaya gelen Mustafa Denizli 13 yaşındayken futbola Altay'ın altyapısında başlamıştır.
1967 senesine kadar Altay'ın altyapısında forma giyen, sol açık mevkisinde oynayan Denizli, 18 yaşındayken Altay'la profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. Kendisini Profesör Doktor Orhan Cura'nın keşfetmesi sonucunda Altay'da futbolculuğa başlayan Denizli'nin hayatında Cura'nın yeri ise fazlasıyla önemli ve büyük. Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sol ayaklı oyuncularından birisi olan Mustafa Denizli, 1967 ve 83 yılları arasında tam 16 sene boyunca aralıksız olarak Altay formasını giymiştir. Duran topların ustası olan Mustafa Denizli, frikiklerden ve kornerlerden attığı gollerle Türkiye futbolunda ün yapmıştır. İlk kupasını 1967 senesinde Türkiye Kupası'nı kazanarak elde eden Mustafa Denizli, bu başarıyı 1980 senesinde kaptan olarak tekrarlamıştır. Altay formasıyla ilk Avrupa maçına Kupa Galipleri Kupası'nda Norveç ekibi Lyn Oslo'ya atan Mustafa Denizli, kendisine İstanbul takımlarından gelen tüm tekliflere rağmen kariyerinin sonuna kadar Altay'da kalmıştır. 1970'lerde Altay kadrosuna Mustafa Turgut'un dahil edilmesi ve kadroda iki Mustafa'nın olmasıyla birlikte Mustafa Denizli de Büyük Mustafa lakabını almıştır. 1980 senesinde Altay formasıyla Süper Lig'de attığı 12 golle gol kralı olan Mustafa Denizli, aynı zamanda Türk futbol tarihinde kornerden attığı 18 golle en çok gol atan oyuncu olmuştur. Altay formasıyla 386 maça çıkarak bayrak oyuncu olan Mustafa Denizli, bu karşılaşmalarda ise 121 gol atmıştır. Kariyeri boyunca 35 defa milli futbol takım formasını sırtına geçiren Mustafa Denizli, bu karşılaşmalarda ise 3 gole imza atmıştır. Tam 19 senesini Altay'da geçiren Mustafa Denizli, kariyerinin son senesinde Galatasaray'a transfer olmuştur. 1983 yılında 34 yaşındayken Galatasaray'a transfer olan Denizli, 19 yılın ardından Altay'a veda etmiştir. Galatasaray'da bir sene futbol oynayıp Sarı Kırmızıların yardımcı antrenörlüğüne geçen Mustafa Denizli'nin teknik direktörlük kariyeri büyük başarılarla dolu. Milli takımın başında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final, 3 büyük takımla lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final. Türkiye futbol tarihinde antrenörler bazında Fatih Terim ve Şenol Güneş'le beraber en tepede yer alan Mustafa Denizli, 7 Aralık 2019'dan beri ise herhangi bir takım çalıştırmıyor. Teknik direktör olarak hiç Altay'ı çalıştırmayan Mustafa Denizli'nin yolu muhakkak bir gün Altay'la kesişecektir. Dile kolay 19 sene, kimi evlilikler bile 19 yıl sürmezken Mustafa Denizli çocuk yaşta girdiği Altay'ın kapısından tam 19 sene sonra çıkmıştı. O kapıdan çıktı ama Mustafa Denizli'nin kalbinden Altay sevgisi hiçbir zaman çıkmadı. Onu bu kulübe efsane yapan da o sevgi ve özveri oldu. Sevgili izleyenler, Fanatik Gazetesi YouTube kanalında ekranlara gelen Bir Kulüp 2 Efsane programında bu hafta Altay'ın efsanelerini sizlerle paylaştık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.